Merhabalar, Nur'un Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayına özel birbirinden lezzetli çorba tarifleri paylaştım. Bunlardan ilki sebzeli brokoli çorbası tarifi. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak bir su bardağı mercimeğimi yıkayıp tencereme ekliyorum. Bir adet patatesimi küp küp doğradım, onu da tencereme alıyorum. Yine bir adet havucumu da doğrayıp tencereme ekliyorum. Küçük bir brokolim vardı. Dallarını ayırdım. Tencereme yerleştiriyorum. Yarım çay bardağı pirincim var. Pirincimi de tencereme yerleştirdim. Bir adet soğanım vardı. Soğanımı da doğrayıp yerleştiriyorum tencereme. 2 diş sarımsak. Çok güzel aroma kattığı için kullanıyorum. Sarımsağımı da doğrayıp içine yerleştiriyorum. Oldukça pratik ve lezzetli bir çorba. Büyük küçük herkesin severek tükettiği bir çorba. Özellikle Ramazan ayında besleyici, kıvamıyla harika lezzetli bir çorba. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bir kase et suyum vardı. Et suyumu ekliyorum. Tavuk suyu, et suyu kullanabilirsiniz. Tuzumu da ekliyorum. Karabiberini ekliyorum. Dört su bardağı sıcak suyunu ekleyip çorbamı haşlamaya bırakıyorum. Sebzelerim haşlanırken biz de sosunu yapalım. Sosu için 4 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine 1 tatlı kaşığı nane ve 1 tatlı kaşığı pul biberi alıp yağda kavuruyorum. Evet, sebzelerim yumuşadı. Şimdi blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirene kadar çırpalım. Evet, sosunu da ekleyelim. Son halini verelim çorbamızın. Çorbamın kıvamı harika oldu. Yapımı da oldukça kolay bir çorba. Servis tabağına alalım. Bu lezzetli çorbamın yapımını hepinize tavsiye ediyorum. Diğer bir çorbamız ise tutmaç çorbası. Büyük küçük herkesin severek tükettiği çorbamı benim tarifimle denemenizi isterim. Gerekli malzemelerimiz 1 çay bardağı nohut, 1 su bardağı erişte, haşlanmış 1 su bardağı yeşil mercimek. Kaynayan suyun içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum ve eriştemi ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Nohut ve mercimeğim haşlandığı için eriştemi önden haşlama yapıyoruz. Kaynayan çorbamızın içerisine nohutumuzu ekleyelim. Ardından yeşil mercimeğimizi de alalım içerisine. Yapımı oldukça kolay olan çorbamız büyük küçük herkes tarafından tam not aldı. Çorbamız kaynarken biz de terbiyesini hazırlayalım. Bir kase yoğurt, bir yumurta ve bir yemek kaşığı unumu alıp terbiyesini çırpıyorum.
Sosu için 4 yemek kaşığı sıvı yağ içerisine 1 adet küp küp doğramış olduğum soğanımı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Çorbamız kaynadı. Şimdi terbiyesini ekleyeceğiz içerisine. Kesilmemesi için birkaç kepçe sıcak suyundan terbiyenin içerisine alıp karıştırıp o şekilde içerisine ekliyoruz. Kesilmemesi için bu bir püf noktadır. Evet, karıştırarak terbiyesinin içerisine ekliyoruz. Ramazan ayına yakışan çorbalardan bir tanesi. Kesinlikle denemelisiniz. Hem çok besleyici hem de doyurucu bir çorba. Soğanlarım kavruldu. Kavrulan soğanlarımın içerisine bir tatlı kaşığı nanemi ekliyorum. Kaynayan çorbamızın içerisine hazırlanan sos eklenir. Yapımı ve aşamaları oldukça kolay olan çorbamızı denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli ve doyurucu bir çorba. Bir taşım daha kaynadıktan sonra çorbamız servise hazır. Son olarak tuzunu da ekleyelim. Çorbamızın kıvamı ve görüntüsü şahane oldu. Evet, diğer bir çorbamız ise domates çorbası. Domates çorbası her mevsim severek tüketilen bir çorba. Ramazan ayında iftar sofralarında da oldukça sevilen bir çorba. Tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağımı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçasını da ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı unumu da ekliyorum. Unumun da kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurmaya bırakıyoruz. Unumuz kavruldu. İçerisine 3 adet çekilmiş domatesi ekleyelim. Yapımı ve aşamaları oldukça kolay bir çorba. Ramazan ayında oldukça yakışacak bir çorba tariflerinden bir tanesi. Kanalımda birçok çorba tarifi paylaştım. Abone olarak diğer tariflerden de haberdar olabilirsiniz. Evet, domatesini de ekledikten sonra kaynamaya bıraktık. Bir çay kaşığı kekik ekliyoruz. Kekik domates çorbasının olmazsa olmazlarından, kesinlikle çok güzel bir aroma katıyor çorbamıza. Tuzunu da ekliyorum bu aşamada.
2 su bardağı sıcak suyunu ekledim çorbamın içerisine. Çorbam kaynadıktan sonra blenderdan geçirip pürüzsüz bir hale getiriyoruz çorbamızı. Kaynayan çorbamızın içerisine yarım çay bardağı süt ekliyoruz. Süt eklememizin sebebi domatesin acı tadını kesmesi için. Ekşi tadı kalmıyor bu sayede. Evet, son bir taşım kaynadıktan sonra çorbamız servise hazır. Görüntüsü ve kıvamı harika oldu. Lezzeti şahane çorbamızı. Kesinlikle denemelisiniz. Üzerine son olarak kaşar peynir rendesi ekleyerek servis ediyoruz. Domates çorbasının ardından şehriyeli yoğurt çorbası tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Son derece lezzetli olan çorbamı denedikten sonra eminim ki sizler de çok seveceksiniz. Burada malzemeleri sizlere göstermek istedim. 3 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine 1 çay bardağı arpa şehriye ekleyip pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Evet, şehriyelerim kavruldu. İçerisine 4 su bardağı sıcak suyu ekleyip haşlamaya bırakıyoruz. Yarım çay bardağı haşlanmış nohutum var. Onu da içerisine ekliyoruz. Kaynama aşamasında içerisine tavuk ya da ilik suyu, kemik suyunuz varsa kullanabilirsiniz. Benim elimde İlik suyum vardı. Birkaç tablet içerisine ekliyorum. Hem lezzet hem de aroma bakımından oldukça zengin oluyor çorbamız bu sayede. Daha önce kaynattığım ilik sularını dondurucuda bu şekilde kaplara koyarak muhafaza ettim. Çorbalarda kullanıyorum. Çorbamız kaynarken bize terbiyesini hazırlayalım. Bir kase yoğurt, bir yumurta, bir yemek kaşığı unu ekleyip terbiyesini hazırlayalım. Bu çorbayı arpa şehriye ile de deneyebilirsiniz ya da bulgurla da deneyebilirsiniz. Her ikisiyle de çok lezzetli oluyor. Evet, çorbam kaynıyor. Şimdi içerisine terbiyesini ekleyeceğiz. Kesilmemesi için birkaç kepçe sıcak suyundan içerisine alıp karıştırılıp o şekilde ekleyelim. Kesilmemesi için bu bir püf noktadır. Karıştırarak terbiyesini çorbaya ekliyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Bir o kadar da lezzetli çorbamız. Eğer çorba anlayışınıza farklılık getirmek istiyorsanız benim birçok çorba tarifim var. Kanalıma ücretsiz abone olarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz.
Tereyağı, nane ve pul biber karışımı sosumuzu da çorbamızın içerisine ekliyoruz. Kıvamı harika oldu çorbamızın. Verdiğim ölçüler tamdır. Ölçülere uyarak lezzetli çorbalar elde edebilirsiniz. Evet, çorbamızı servis ettik. Üzerine tekrar nane pul biber ekleyerek servis ediyoruz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.